siyasetin içindekilere bildiğimizi de aynen yapıyoruz. Adaşlı Eğitim Vakfı, Anaçev, eğitim dostları. Ben şahsen Turgut Hocam'ı yakından tanıyınca anladım ki siyasi bir parti ile resmi bir bağ ve üyeliği bulunmayan, milli mücadeleyi tükenmez, ordu yenilebilir ama millet yenilmez diyerek Kuvayi Milliyecileri iyimser yapan sırrın bu olduğunu söyleyerek biz başka bir kuşağız, özgürlük benim için mutluluktan daha önemli diyen ünlü edebiyatçı, tiyatro ve oyun yazarı rahmetli Özakman hocamızı aydınlık gülüşüyle tıpkı bugünkü gibi hatırlıyor ve yol gösterici olarak onu bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum. Değerli konuklarımız, aydın kişiliği ve beyefendiliğiyle, birikimi, kalemi ve dilinin ustalığıyla, eserlerindeki fikirlerin ve fikirlerindeki kararlılığı ve özgünlüğüyle hayranlık uyandıran Turgut Özakman'ı çeşitli yönleriyle bizlere anlatacaklardır. Ben onu Türk milletine kendi tarihini anlatarak yaptığı katkılardan dolayı minnet ve teşekkürlerim ile anmak istiyorum. Kendisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kurtuluş mücadelemizle ilgili kitapları ve ilerleyen yaşına rağmen aldırmadan şehir şehir gezerek insanlara, gençlerimize bu mücadeleyi anlatma azmini çok kıymetli ve değerli buluyorum. Onun tiyatro aşkı galip gelecek ve Almanya'ya giderek burada Köln Tiyatro Bilgileri Enstitüsü'nde öğrenim görecek. Çok önemli, katıksız Atatürkçü yazar ve edebiyatçılarından Turgut Özakman'ı, onun eserlerini sahnede seyredenler, eserlerini okuyan hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Dedik ki ya bir tiyatrosu yok bu şehrin, bir tiyatro kuralım. Tiyatroyu nasıl kuracaksınız? Önce mekan lazım. Mekan için bildiğimiz bir yer var. O tarihlerde çok küçük bir bina olan Eskişehir Ticaret Odası'nın zemin katında ticaret odası üyelerinin çocuklarının düğünü için küçük bir salon yapılmış. Düğün salonu gibi. Başka bir yer yok. Fakat o tarihteki ticaret odası yönetim kurulu yarısından fazlası yurt dışında eğitim görmüş aydın insanlar. Eskişehir'in önemli iş sahiplerinin temsilcileriydi. Onlara gittik, dedik ki biz böyle bir şey yapmak istiyoruz. Salonunuzu bize tahsis eder misiniz? Dediler ki pazar günleri yalnız orada bizim üyelerimizin çocuklarının düğünü olur. Duvarların ötesi. Oyunu seyretmiştim, çok hoşuma gitmişti. Müellifi kim? Turgut Özakman. Nerededir, kimdir? Ankara Radyosu Radyo Evi Müdürü o tarihte. Ankara Radyosu'na gittim. Beni aldı karşısına, uzun uzun dinledi. Peki dedi, istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ayrıca ben yardım edeyim size dedi. Siz bana, hani ben soruyorum telif hakkı ne olacak diye. Ben sizden istemiyorum. Ben size yardım edeyim dedi. Rejisörünüz var mı? Yönetmeniniz var mı? Yok. O zaman dedi ben cumartesi, pazar günleri Eskişehir'e geliyorum trenle veya otobüsle. Yönetmenliği ben yapacağım dedi. Ve başladık. Turgut Özakman her hafta cumartesi günü sabahleyin Eskişehir'e geliyor. Bizim o sahnede prova yaptırıyor duvarların ötesini. Ben de oynuyorum duvarların ötesinde. Seyredenler bilirler. Eminim siz de benim kadar heyecanlanmışsınızdır. Neler yapmış, ne güzel şeyler. Ya ve bizim yakın tarihimizi kitaplarıyla, şeyleri yani onun oyunlarıyla ne kadar canlandırmış ve ne kadar bizim anlayacağımız şekilde. Mesela işte Çılgın Türkler. Yani her birimize aslında şimdi Çılgın Türkler dediğimiz zaman siz arkada oturan o gençler bu. Şeyin Özakman'ın Çılgın Türkleri, işte siz şu arkadaki Türk gençlerisiniz.
onu sizin için yazmış. Onun için bu kitapları çok iyi okumanız ve size yazılmış olduğunu hissetmeniz lazım. Siz hepiniz oradaki bir çocuktan farkınız yok. Siz hepiniz orada savaşmış olan ve o bütün mesela bizim ne mutlu Türk'üm diye bilmemizi sağlayan o Kurtuluş Savaşı'ndaki gençler, işte sizin gibi çılgın gençler. Kendinizde bu sorumluluğu, bu gururu, ben ne mutlu Türk'üm diyorsam hep işte mücadele Kurtuluş Savaşı'ndaki yapılanlar sayesinde oldu. Onun için ben bunların varisiyim. Şimdi vazife benim. Çılgın Türklerin hepsi bizim aramızda var. Biz çılgın Türkleriz demeniz lazım. Beni yeteri kadar açıklıyor.